Evet kıymetli dostlar, Golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan YouTube'un da sağ olsun kanalımıza ambargo uyguladığı bu yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar normalde canlı yayını maça, maç önü, devre arası ve maç sonu canlı yayını bu kanalda yapacaktım ama muhtemelen ikinci kanalımıza geçeceğiz çünkü maalesef ve maalesef ve yine maalesef e, YouTube'un kanalımıza hala ve hala karartması sürüyor hala ve hala videolarımızı birilerine göstermiyor. Muhtemelen YouTube yöneticileri Galatasaray'dır diye düşünüyorum. Çünkü dün akşam gördük haram saray oldu yine Galatasaray. Ve dün akşam yine gördük ki Fenerbahçe'nin dikteki rakibi Galatasaray değil Galatasaray'ın hakemleri. Şimdi Atakaş Hatay Spor maçında Galatasaray'ın kazandığı penaltı. Bünyamin Gezer Icardi'nin pozisyonu bana göre penaltı değil. Icardi'ye çok hafif bir müdahale var. Ama penaltıyı gerektirecek bir müdahale değil diyor. Ben size ne söyledim arkadaşlar? Ben size ne dedim? Dedim ki aynı pozisyon Fenerbahçe'nin olsa herkesin diyeceği şu olur. Ya arkadaş her müdahalede penaltı mı olur? Ya buradaki o kadar sert müdahale değil diyecekler dedim. Ve Bünyamin Gezer'in görüşleri malum. Torer sarı kart görmeliydi. Köhün sarı kart görmeliydi. Şu attığı dirsek var ya. Ya en azından sarı kart görmeliydi. Yani hiç olmadı. Vardaki Galatasaray'ın çocuğu Halil Umut Meler. Galatasaray çocuğu Halil Umut Meler. Çağırsaydı da deseydik arkadaş gel bak en azından sarı ver. Milletin kafası şey yapmasın diye o da yok. Michi Batshuayi'nin golünde offside var mı? Bahattin Duran offside. Bülent Yıldırım offside. Deniz Çoban offside. Yani trio ekibinin üçü de offside diyor. Galatasaraylılar Kur'an'ın üstüne el basıyorlar dinlerinin kitaplarının üstüne yemin ediyorlar bu ofsayt değil diye. Yani ortada bir şeylik var ama bilmiyorum. Hulusi Belgi ne diyor? Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. TFF Başkanı'na diyor. Var hakemi hata yapamaz. Gereken cezayı ben vereceğim demiştin. Merakla hakeme ne ceza verilecek? Hep beraber takipçisi olacağız. İlk maç, ilk imtihan. Hadi buyur. Hadi. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sözünün eri olup olmadığı, mert olup olmadığı, delikanlı olup olmadığı hepsi burada ortaya çıkacak arkadaşlar. Çok şükür çıkacak ortaya. Biz de merak içinde bekleyeceğiz. Bakın bugün Fenerbahçe Adana Demirspor maçı var. Ve mesela Adana Demirspor maçından önce Fenerbahçe'de enteresan gelişmeler var. Mesela Jose Mourinho Cengiz Ünder'i kadroya aldı. Mecburen kadroya aldı. Tahkim kurulu başkanlığına Galatasaray'ın itirazı üzerine Burhan Karaloğlu getirilmiş. Oğlunun bilmem telefonda 280 kere baylok çıkmış. Bilmem tutuklanmış şöyle olmuş böyle olmuş. Ama Galatasaraylılar ilah gibi şey yapıyorlar bazıları. ilah gibi anlatıyorlar. Hayretler içerisindeyim. Nasıl böyle cümleler kurabiliyorlar çözemiyorum. Fenerbahçe Yiğit Fidan'ı kadrosuna kattı genç futbolcu ama genç futbolcuyu kiralayacak kulüp arıyoruz. Deneyim kazanması için. Ha, bana kalsa ee, gönder şeyi Samet Akaydın'ı oynat derim ama yani şimdi Fenerbahçe'de gidenler de kulüp bulamıyorlar. O da ayrı bir mesele. Southampton, Fulham, Osayi için resmi teklifte bulundu. E, Ferdi'nin olayı malum. Ama bunlara döneceğiz arkadaşlar. Önce günün maçından başlayalım. Fenerbahçe Adana Demirspor günün maçı ve muhtemel 11'ler. Şimdi Fenerbahçe ligde açılış maçında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. İnşallah hakemin 7 ceptine küfür etmediğimiz, hakeme lanetler okumadığımız, hakeme ulan bu sene de mi Galatasaray şampiyon yapacaksınız? Allah'tan korkun demediğimiz, işte çoluğundan çocuğundan çıksın demediğimiz güzel bir maç yönetimi sergiler. 21 45'teki maçı Atilla olan yönetecek. yani özellikle özellikle söylüyorum. Ben bu cümleleri boşuna kurmuyorum. Çünkü ben bir şeyleri tahmin ediyorum artık. Başıma gelecekleri tahmin ediyorum. Çünkü daha sezonun başında hemen ilk maçta Galatasaray bu kadar kollandıysa bu işin sonu vahki vaha doğru gider. Hakkımızda hayırlısı olsun. E, Ferdi Kadıoğlu çok konuşuluyor. Yani transfer gündemi çok konuşuluyor ve e, kulüp içerisinde kulağımıza bazı duyumlar geliyor ama her duyumu da şimdi konuşmak mantıklı olmuyor. Mesela ben size kurun duyumu vereyim arkadaşlar. Bendeki duyuma göre kurun yedek. Vallaha mı hocam? Aa, ağzını yerim hocam. işte budur hocam falan. Yani Livakovic kalede Osayi, Çağlar, Ciku, Oster, Bolde şeklinde bir stop şey, savunma dizilişi. Ferdi yedek. İsmail Yüksek. Şimanski, İrfancan, Kahveci, sağda Tadiç, solda Maksim'in, forvette Ceko şeklinde bir duyumum var arkadaşlar. Adana Demirspor'da Vedat Kraviyon, Semih Manev, Muhammedi, Jose Rodriguez, Maestro, Yusuf, Miçut, Ali Udi ve Yusuf Barasi şeklinde bir 11 söyleniyor söyleniliyor. Şimdi cümlelerimi iyi duydunuz değil mi arkadaşlar? Yani mesela Levent Mercan yedek olacak diye. Fred zaten biliyorsunuz e, sakatlığından dolayı oynayamıyor. Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat, kart cezaları. Bunu da belirtmiş olayım. Samet Akaydın'ın kadro, kadroya alınmadığı e, duyumları var. Ne kadar doğru bakacağız. Bunun yanı sıra arkadaşlar. Mesela Luan Perez, işte Miguel Crespo, Miha Zaitz, Emre Mor, Ryan Kent. Bunların hepsi transfer görüşmelerinde olduğu için kadroda yer almayacaklar. Yeni transfer Seri, Maksim'inden sadece Maxim'in 11'de olması bekleniliyor. E, Cenk Tosun sürprizi olabilir arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Cenk Tosun 11'de başlayıp Ceko yedek başlayabilir. Böyle bir sürpriz olabilir. O Aydın için sürpriz beklemiyorum ama onu özellikle belirteyim. Hani e, söyleyeceklerim bu kadar. Trendyol Süper Lig inşallah adaletli birlik olur. Bu arada Pedro Dur'da aynı şekilde transfer görüşmelerini sürdürüyor. E, haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi Ferdi Kadıoğlu ve Osay Samuel'in gelecekleri merak konusu ama Ferdi gün Kadıoğlu olmayabilir. Fenerbahçe Ferdi'nin alternatifini buldu diye bir haber gördüm. Şimdi Lecce'nin 19 yaşındaki sol beki Patrick Dorgu'yu transfer etmek için ilk teması kurmuşuz. Maddi şartlar masaya yatırılmış falan filan. Yani Ferdi'yi öldürmüşüz. Cenazesini kaldırmışız. Patrick Dorgu'ya geçmişiz. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Öncelikle 19 yaşında bir futbolcu almak zekice. Ancak 19 yaşında 12 milyon euro piyasa değerindeki futbolcuyu almak zekice değil. Senin o bölgede Osterbolden var. Yani Nijerya asılı Danimarkalı oyuncu şöyle böyle zamanda 200 bin euroyu almışlar. At geçen sezon Nörsland U19'dan 200 bin euroyu almış Letçe. Adamlar zeki kardeşim zeki. 32 tane Serie A maçına çıkartmış. 1563 dakika oynatmış. Hop. 400 bin eurodan piyasa değeri 12 milyon euroya çıkmış. Allah aşkına kaça alma niyetiniz var? Şimdi tamam. Fenerbahçe'ye futbolcu getirin. Kabul ama. Arkadaşlar bu külliyen yalan. Fazla da uzatmayacağım. Külliyen yalan bu haber. O yüzden e, geçiniz. Ha Ferdi 35-38 milyon euro ücret geldi mi? Geldi. Brighton fiyatını yükseltti mi? Yükseltti. Ancak hele bir Ferdi'nin cenazesini kaldıralım da bundan sonra konuşalım arkadaşlar. Olmaz mı? Şimdi Fenerbahçe'den Fatih Karagümre iki transfer. Sevindiren iki transfer. Çağatay Kuru Kalıp ve Marius Trezor Doğ. 2 futbolcu da zaten Fenerbahçe kadrosuna düşünülmeyen isimlerdi. Hani i̇lk 11'de, yedek 11'de düşünülmeyen isimlerdi. Ancak Fatih Karagümre'ye gitmeleri de sevindirdi. Kiralık olarak kadromuza kattığımız Trezor. Kariyerini filiş ekiplerinden şurada başladı. iki sene şurada oynadı falan. Fenerbahçe'de sözleşme imzaladı. Trezor Doğ'a. Karagümrük'e hoş geldin diyoruz diyor. Kariyerine Kasımpaşa'da başlayan 2021'de Fenerbahçe'ye transfer olan Süper Lig'de de forma şansı bulan Çağatay son iki sezondur. Iğdır FK ve İskenderun Spor'da kiralık olarak forma giydi. Çağatay'a Karagümrük'e hoş geldin diyoruz demişler. Bildiğim kadarıyla Çağatay alma önceliği Fenerbahçe'de olacak şekilde Karagümrük'e gitti. Trader'da kiralık olarak gittim. Şimdi Sofyan Amrabat, Rebiyat, Romeo, Lavia, Uguçuk bu. Bunların hepsini bana soruyorlar. Arkadaşlar şu an için Sofyan Amrabat ismi görüşülen isim. Rebiyat ismi uzak ihtimal. Yüzde binde bir ihtimal. Romero, Lavia ismi ve Uguçuk bu ismi de e, hani olmayacak iki isim. Haberiniz olsun. Ama Uguçuk bu için biz bir kiralayalım. Hani maaşını siz verin diye bir teklifte bulunduk. doğru ya doğru. Ama olmayacak gibi duruyor. Jose Mourinho sizin hayalleriniz artık benim hayallerim. Yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada Fenerbahçe'de de açıklama geldi. Şimdi açıklama Jose Mourinho diyor ki: "Değerli kamuoyu ve Fenerbahçe taraftarı hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Aylar önce Fenerbahçe ile ilk görüşmemizde bana kulübün tarihi, dünyanın en büyük spor kulübü olduğu hikayesi, hedefleri, tesisleri, büyük camiası ve eşsiz tribünleri en detaylı şekilde anlatıldı." Ve bu hikaye beni çok heyecanlandırdı. Bu benzersiz hikayede dikkatimi en çok çeken şeylerden biri ise bu büyük kulübün ve camianın futbol takımı öncülüğünde 2 sezondur çocuklar için attığı adım oldum. Bana Fenerbahçe 2 sezondur hem sezona her sezona ülkenin ihtiyacı olan çocuklarına eğitim bursu veriyor. Teknik direktörü ve takımı bu projeyi sahipleniyor. Camiatı da her zaman olduğu gibi bunun en önemli parçası oluyor dendiğinde bunun ne kadar anlamlı bir adım olduğunu düşündüm. İmza töreninde Fenerbahçe ve taraftar için söylediğim sözü şimdi burada bir kez daha söyleyeceğim. Ve sözün ilk adımını da bu anlamlı projenin parçası olarak atacağım. Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim. Fenerbahçe'nin bu ülkeye duyduğu sorumluluk ve aidiyetle ülkenin çocuklarına faydalı olmak adına kurduğu hayalleri ben de sahipleniyorum. Fenerbahçe'nin iki sezondur hayata geçirdiği eğitim bursunun başlangıcını yapacağımı tüm taraftarlarımızla paylaşmak istiyorum. Önce futbolcularımın ve sonra büyük taraftarlarımızın bu anlamlı adımı yine gururla parçası olacağına, bu ülkenin evlatları için de hayallerimizin bir olacağına inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Fenerbahçe'de bir cevap verdi arkadaşlar. Mourinho'nun mektubunu aldık. İki sezondur çocuklar için hayata geçirdiğimiz bu projemize duyduğun saygı, sevgi ve sahiplenme için sana teşekkür ediyoruz. Tarihi boyunca duruşuyla ülkesine bağlılığını her fırsatta göstermiş bir spor kulübü olarak Fenerbahçe topluma dokunur, milletine faydalı olur. Sorumluluğu ile hayata geçirdiğimiz Fenerbahçe topluma dokunur, milletine faydalı olur. Çok güzel bir ee, cümle. İlk yıl Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Anadolu'da 100 kızımız olacak. Cumhuriyetin izinde yarınlara güvenle bakan diyerek Anadolu'da 100 kız çocuğumuza. İkinci yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle Teg ve tek Vakfı ile Büyük Atatürk bu ulus ve ülkeye hizmeti en büyük görevimiz kabul ediyor. Bir avuç toprağı vatan yapanlara minnettarız diyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin evlatlarına fener oluyoruz diyerek 81 ilimizde 81 çocuğumuza burs verme geleneğimizin yeni adımını senin mesajınla çocuklar için hayallerimiz bir diyerek atıyoruz. Bu güzel ülkenin gurur duyduğu markalarından dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe olarak sorumluluğumuzu vatanımızdan, umudumuzu kırmızı beyaz bayrağımızdan, gücümüzü atamızdan alıyoruz. Ülkemizin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığı deprem felaketinden etkilenen halkımızın yanında olma refleksiyle atamızın önderliğinde kurulmuş ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği ile depremden etkilenmiş çocuklarımıza burs vereceğimizi açıklıyoruz. Sizin ve futbol takımımızın öncülüğünü de atacağınız bu adımda tüm camiamızın, kongre üyelerimizin de bizimle olacağına inanıyoruz. Ayrıca takım fark etmek için çocuklar için bizim de hayallerimiz bir diyen herkesi bu projenin parçası olmaya davet ediyoruz demiş. Hocam bu bu kadar önemli mi? Bu kadar önemli arkadaşlar. Ben bir eğitimciyim, bir öğretmenim ve çocuklar için verilen burs benim için futboldan, haberlerden, ne bileyim transferden falan daha daha önemlidir. Bugün Fenerbahçe için gerçekten ve gerçekten Transferden daha önemlisi geleceğimizdir. Ülkenin geleceğidir. Gençlerin geleceğidir. Yani baktığınız zaman arkadaşlar ben bazı şeylerden rahatsızım ülkede. Mesela yasaklı madde kullanımının giderek yaygınlaşmasından rahatsızım. Sigara gibi, alkol gibi şeylerin tüketim yaşının gittikçe düşmesinden rahatsızım. Ha, tüketilmesinden de rahatsızım. O ayrı mesele ama yaşın gittikçe düşmesi çok ciddi bir tehlike. Dün gördüm televizyon karşısında çocuğun bir tanesi küçük bir çocuk Roblox isimli oyunun yasaklanmasından dolayı el hareketi çekiyor. Bunlardan rahatsızım. Ailelerin çocukları yetiştirememesinden rahatsızım. Eskiden öğretmenler için ne derlerdi? etisenin senin kemiği hocam etisenin kemiği de senin ya da etisenin senin kemiği benim derlerdi. Ve en azından hani ben eğitemesem de sen eğit yeter ki topluma faydalı olsun birey denirdi. Fakat artık yeni devrimizde benim çocuğuma kimse okunamaz, Benim çocuğumu sadece ben eğitirim. O da alın eserim bu diye diye maalesef toplumda bilinç azaldı. Yetişen nesiller maalesef aile sevgisinden, aile terbiyesinden yoksun yetişmeye başladı. Maalesef ve maalesef gelecek adına korkutucu olan bu tabloda da elimizden geldiğince biz öğretmenler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ama bizim de elimiz kolumuz bağlı. Ben bir öğretmen olarak herkese şu ricada bulunuyorum. Lütfen çocuklarımızı doğru düzgün eğitelim. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim. Ananın babanın eğitemediğini hiçbir öğretmen eğitemez. Özellikle ahlaken eğitilmeyen hiçbir çocuğun yani topluma faydasının olma ihtimalini söyleyeyimse, yani ahlaken eğitilmeyen hiçbir çocuk kolay kolay topluma faydalı olmaz arkadaşlar. Yeter ki ahlaken doğru eğitilsin. Ama yaşadığımız toplumda da hocam işte benim çocuğum küfür bilmez. Yanlış anlamayın arkadaşlar. iş artık öyle bir boyuta taşınıyor ki. Çocuğunuz küfürü bilsin. Ne olduğunu bilsin ama yapmasın. Demek zorunda kalıyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Bilinçli bir toplum üretmek zorundayız. Bilinçli bir toplum. Ve toplum bilinçli olmazsa gün geçtikçe sıkıntılara gebe bir hale ürüneceğiz. ve Fenerbahçe'nin de bu anlamda yapmış olduğu eğitim katkısı beni gerçekten gururlandırıyor. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Şimdi transfere dair birkaç bir şey söyleyeyim. Cao ja Pedro idmanlara gelmiyor. Hocam haksız fesihten falan biz işte şey yapalım. Noter huzurunda şunu yapalım bunu yapalım diye. Biz Cao ja Pedro'dan olabildiğince sıyrılma peşindeyiz arkadaşlar. Luan Perez, Cao ja Pedro. Hani artık Haziran, Temmuz, Ağustos maaşlarını belki de futbolcular almayacak. Biz hani görüşme yetkisi verdik. Gidin de istediğiniz takımla hayallerinizden şey yapın. Ee, siz de en azından geri kalmayın diye görüşme izni verdik. Bu konuda bilginiz olsun. Bu transferler böyle. Şimdi toparlayayım. Adana Demirspor müsabakamız var. Müsabakaya dair enteresan bir ilk 11 duyumum var. Ee, bir daha söyleyeyim. Osayi sağ bek. Osterwold'e sol bek. Ee, Usai, Usterwolde, Çağlar Söyüncü ve Ciku. Stoper ikilisi Divakovic kalede. İsmail Yüksek, Şimanski 8 numarada. İrfancan Can Kahveci 10 numarada. Sağ kanatta Tadic, sol kanatta Maksim'in. Forvet'te Edin Ceko şeklinde ama e, kısacık böyle küçücük bir ihtimal de olsa Cenk Tosun'un başlama ihtimali var. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, Salı günü de e, en bekliyoruz ama biz şimdi Önce bunu konuşalım. Yani önce maçımızı konuşalım istiyorum. Bunun duyumunu verdik. Ferdi Kadıoğlu niye yedek kalıyor hocam ya da kadroda olmayacak mı? Ferdi transfer görüşmesini yapıyor arkadaşlar. Her futbolcunun bir hayali var. Yani 35-40 milyon euro gelirse göndeririz seni diyorsun. 40 milyon euro geliyor hocam verdi gitmesin. Yani futbolcunun da bir hayali var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, yani durum bu. Kurun için yedek başlayacağı görüşüne. Patris doğru bu doğru değil. Sofyan Amrabat'ta görüşmeler sürüyor. Belki de salı gününe kadar iş bitecektir. Ama gelse de gelmese de şöyle bir gerçek var. Ee, i̇kinci maçta oynayamayacak arkadaşlar. Lille ikinci maçta oynayamayacak. O yüzden bir sonraki şeyde. Neyse bunu da söylemiş olduk. Ayrıca Romero, Lavia, Uguçuk buyu beklemeyin. Kulüpleri göndermiyor. Galatasaray Atakaş Hatay Spor maçında yine Türk futbolu kaldığı yerden rezaletlerine devam etti. Maalesef Hatay Spor'un 3 puanı gasp edildi. Çalındı. Verilen emekler depremzede olmasının falan hiçbir önemi yokmuş. Görmüş olduk. Halil Umut bu işten ekmek yemesi hem Halil Umut e, hem Türk futboluna hem çoluğuna çocuğuna ne kadar büyük zarar veriyor. Bunu da insanlar bence görmüş oldu. Bunun haricinde de bir şey daha belirteyim arkadaşlar. Belirteceğim şey şu. Dünya'nın Gezer'in yorumlarına dikkat. Torer'i ayağına basıyor devam. Köhün dirsek vuruyor tokat vuruyor devam. Offside'dan gol atıyorlar. 5-0 yenilginin ardından bir de Hatay Spor'a yenilselerdi neler olurdu? İşte böyle 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 yarışta tutuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Sonra ne oluyor? Bahattin Duranlar, Bülent Yıldırımlar, Deniz Çobanlar, arkadaş bu skandaldır dese de kimsenin umrunda olmuyor. İşte bu penaltı değildir dese de kimsenin umrunda olmuyor. Bakalım Hacı Osmanoğlu sözlerini tutacak mı? Sözünün adamı olacak mı? İzleyeceğiz. Bunun dışında Maksim'in ennesiyle tadış dedik. transferde de Cengiz Ünder kadroda olacak bugün yedeklerde ama Cengiz de çeşitli görüşmeler yapıyor. Samet Akaydın'ın kadroda olmayacağı söyleniyor. Demek ki görüşme halinde birileriyle Luan Perez, Crespo Zaytis, Emre Mor, Kent zaten bunları da belirtmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Maç önü canlı yayını normalde bu kanalda yani Kadıköy Sokak ana kanalında yapma fikrimiz vardı. Ancak YouTube'un haksız bir şekilde üstümüze uygulamış olduğu kötü politikadan dolayı, videolarımızı karartmasından dolayı, keşfete düşürmemesinden dolayı ve haksızlık yaptığından dolayı mecburen ikinci kanalımız Kadıköy Sokak Fenerbahçe'de yani 7620 yazan kanalda yapmak zorunluluğu doğmuştur. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.